Pazartesi Öyküleri Alphonse Dude Grardin'in bana söz verdiği 300 bin frankla Seslendiren Akın Altan Evinizden sanki seker gibi, içiniz açık çıkıp da Paris'te iki saat dolaştıktan sonra nedensiz bir üzünç, ne olduğu bilinmeyen bir sıkıntıyla keyfiniz kaçmış, bitkin bir durumda eve döndüğünüz hiç olmamış mıdır? Kendi kendinize neyin var dersiniz. Fakat istediğiniz kadar kafa yorun bir şey bulamazsınız. Bütün ziyaretleriniz iyi geçmiştir. Kaldırım kurudur, güneş sıcaktır. Ama yine de içinizde yüreğiniz yanmış gibi acı verici bir boğuntu duyarsınız. Çünkü halkın kendisini gözden ırak ve bağımsız duyumsadığı şu koca Paris'te üzerinize sıçrayan ve geçerken size damgasını basan herhangi bir koyu yoksulluğa çarpmadan bir adım atamazsınız. Yalnızca bilinen ve ilgi duyulan talihsizliklerden birazı da bizim payımıza düşen ve ansızın karşılaşınca vicdan azabı gibi yüreğimizi yakan dost dertlerinden ya da bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıktığı halde ayrımına varmaksızın bizi üzen rastgele tanıdık yakınmalarından söz etmiyorum.'' tümüyle yabancı, geçerken kendi işinizin koşuşturması ve sokağın karma karışıklığı arasında bir an beliri veren acıları söylemek istiyorum. Bunlar araba sarsıntılarıyla kopmuş konuşma parçaları, kendi kendine ve yüksek sesle söylenen o sağır ve kör kaygılar, düşük omuzlar, çılgınca davranışlar, ateşli gözler, gözyaşıyla şişmiş sapsarı yüzler, kapkara tüyler içinde henüz dinmemiş taze yaslardır. Sonra çakıp geçen belli belirsiz ayrıntılar. Fırçalanmış, yıpranmış, hep kuytu ve gölgelik yer arayan bir ceket yakası, bir kemerin altında boşa dönen, sesi çıkmaz bir küçük laterna, kambur bir kadının çarpık omuzları arasında insana üzünç veren bir düzgünlükle boynuna bağladığı kadife bir kordele. Bütün bu bilinmeyen zavallılık görünümleri çabucak gelip geçer. Siz onları daha yolda unutursunuz. Fakat dertlerinin size sürtündüğünü duyumsamışsınızdır. Peşleri sıra sürükledikleri ezinç giysinize işlemiştir. Ve günün sonunda sizde bütün bir üzüntü ve ezincin kımıldandığını duyarsınız. Çünkü ayrımına varmaksızın bir sokağın dönemecinde, bir kapının eşiğinde, bütün talihsizlikleri bağlayan ve aynı sarsıntıyla canlandıran o göze görünmez ipliğe siz de takılmışsınızdır. Geçen sabah, çünkü Paris özellikle sabahleyin yoksulluklarını gösterir, sırtına adımlarını çok daha uzun ve doğallıkla bütün devinimlerini pek aşırı gösteren daracık bir palto giymiş, önüm sıra giden bir zavallı adamcağızı görünce bütün bunları düşündüm. İki büklüm olmuş, sert yele tutunmuş ağaç gibi sallanan bu adam pek hızlı yürüyordu. Ara sıra eli arka ceplerinden birine dalıyor ve küçük bir francaladan parçalar koparıp sokakta yemekten utanıyormuş gibi gizlice ağzına atıyordu. Duvarcıların yaya kaldırımlarına oturarak taze okkalıklarını orta yerinden dişlediklerini görünce ağzımın suyu akar. Küçük memurların kulaklarında kalem, ağızları dolu dolu, açık havada karın doyurmaktan pek hoşnut, koşa koşa ekmekçiden bürolarına dönmelerine de pek imrenirim. Ama önümdekinde asıl açlığın utancı duyum sanıyordu.'' Bu zavallıcığın cebinde ufaladığı ekmeği ancak böyle kırıntı halinde yemeği göze alabilmesi yürekler acısıydı. Peşine takılalı bir süre geçmişti ki ansızın bu yolunu şaşırmış varlıklarda sık sık görüldüğü gibi birdenbire yön ve düşünce değiştirdi ve geriye dönünce benimle yüz yüze geldi. Aa, siz misiniz? Rastlantıya bakın ki kendisini biraz tanıyordum. Paris kaldırımlarında biten benzerleri gibi girişimcilerden, buluş yapanlardan biriydi. Sonu gelmeyen gazeteler çıkarmış, bir süre epi reklam yapmış, basın dünyasında gürültü koparmış ve 3 ay önce de büyük bir balıklamayla ortadan gitmişti. Daldığı yerde birkaç gün süren bir köpüklenmeden sonra yeniden dümdüz olmuş, eski durumuna dönmüş ve adamcağızın artık söze edilmez olmuştu. Beni görünce biraz şaşırdı ve herhangi bir soruya yol açmamak, ve sanırım bakışlarımı kılıksızlığından, bir meteliklik ekmeğinden uzaklaştırmak için olacak, çabuk çabuk ve yapmacık bir neşeyle konuşmaya başladı. İşleri pek, hem de pek yolundaymış. Başına gelenler bir duraklamadan başka bir şey değilmiş. Şu anda pek iyi bir iş kovalıyormuş. Resimli, büyük bir sanayi gazetesi. Para bol, her yerden ilan yağıyormuş. Konuşurken yüzüne bir canlılık geliyordu. Beli doğruluyordu. Yavaş yavaş bir kayırıcı edası takındı ve sanki yönetim yerini kurup da yerleşmiş gibi benden makale bile istedi. Utku kazanmış bir tavırla, ''Biliyor musunuz?'' dedi. ''Bu iş sağlam bir iştir. Grardi'nin bana söz verdiği 300 bin frankla başlıyorum.'' Bu tür düşlemcilerin ağzından hiç düşmeyen bir addı. Bu ad ne zaman önümde söylense yepyeni mahalleler, yapımı bitmemiş dev yapılar, paydaşlar ve yöneticilerinin çizelgesiyle taze basılmış gazeteler görür gibi olurum. Kaç kez akla hayale sığmayan tasarımlar dolayısıyla bundan Grardine söz etmeli dendiğini duymuşumdur. Ona da bu zavallı adama da bu işten Grardine söz etmek düşüncesi gelmişti. Belki de bütün gece tasarısını hazırlamış, rakamlar sıralanmıştı. Sonra sokağa çıkmış ve yürürken içi içine sığmayarak iş zihninde öyle tavına gelmişti ki karşılaştığımız sırada Grardi'nin kendisinden 300 bin frangı esirgeyebilmesi olanaksız görünmeye başlamıştı. Bu paranın kendisine söz verildiğini söylemekle zavallı adamcağız kıtır atmıyordu. Yalnızca düş görmeyi sürdürüyordu. O bana sorunu anlatırken sokaktan geçenler sağdan soldan bize çarpmışlar, duvarın dibine kadar itmişlerdi. Borsadan bankaya giden aceleci, dalgın, gözleri işlerinden başka bir şey görmeyen adamlarla senetlerini çekmeye koşan kaygılı dükkancılar geçerken birbirlerine rakamlar fısıldayan, gözleri yerde borsa aracılarıyla dolu kalabalık sokaklardan birinin yaya kaldırımı üzerindeydik. Bu kalabalığın arasında sanki talih oyunlarının ivecenliği ve canlılığı duyumsanan bu borsacı mahallesinde bütün bu güzel tasarımları dinlemek denizin ortasında bir batma öyküsü dinliyormuşum gibi sırtımı ürpertiyordu. Bu adamın bana bütün anlattıklarını, yıkılışını başka yüzlerde, coşkun umutlarını başka dalgın gözlerde gerçekten görüyordum. Birdenbire nasıl yanıma yaklaşmışsa öylece ansızın benden uzaklaştığı ve bütün bu adamların ciddi bir tavırla iş dünyası dedikleri o çılgınlık, düş ve yalan burgacına kendisini kapıp koyverdi. Beş dakika sonra kendisini unutmuştum. Ama akşam evime dönüp de sokakların tozuyla birlikte günün bütün dertlerini de üzerimden silkince o telaşlı ve solgun yüz, o bir meteliklik francala ve o gösterişli, Grardi'nin bana söz verdiği 300 bin frankla sözlerine eşlik eden el kol işaretleri yeniden gözümde canlandı. Son